Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Abi merhaba. S3'ün içindeyiz. Şeyde mi? Starstock'ta mı? Şu an Starstock'ta. Aynen, Starstock'ta. Evet, biraz heyecanlıyım. S3, her S3 kullanışımda bayağı bir heyecanlanıyorum. Ne yazık ki demeyeyim de, hani ne mutlu diyelim. Böyle heyecanlandıran arabaları kullanmak gerçekten keyifli bir şey. Hangi arabanın içindeyiz? S3 dedik ama bu araba 2015 model değil mi abi? Evet, 2015 model bir kırmızı. Arabanın olması gereken rengi kırmızı bir S3 arkadaşlar. Altı ileri biliyorsunuz, bunlarda bir şanzıman var. Quattro ile birleştirilmiş şekilde. 290, 260, 280 neler var abi? Yani sen daha iyi biliyorsun. Sürekli bu konuda tartışılan bir mevzu da 285 beygir deniyor arabalara. 2015 aynen. Olduğu için. 16'da 310 beygirlikleri geldi deniliyor ama onlara da 300 diyorlar. 293 okudum ben mesela. Amerika'da 2016'lar şey gelmiş. Autodata'nın sitesinde de öyle. 293 Motor Trend de 293 aynen gösteriyor. Yalnız işte 285 beygir olan bu arabalarda dyno'ya çıkarınca da 290'ları veriyor. Evet, dyno'ya çıkmış bir araba varmış. Onda 290 evet küsür beygir çıkmış. Ya bu şey meselesine dönmüş ya, bu Suzuki Hayabusa'yı çıkarmıştı. Aynen. O zaman böyle her motor dergisi ayrı veri veriyordu aynen falan böyle. Suzuki ayrı veri. Böyle bir değişik bir kafa vardı, değişik bir his vardı. Onun meseleye dönmüş. VAC grubunun MQB platformunda amiral gemisi denebilir mi? Biraz RS'leri amiral gemisi denebilir. Daha doğrusu onlar biraz daha bordo bunlar, bereli. Bunlar biraz daha yavru RS. Bunlar biraz daha normal yavru RS. RS'ler 5 silindir falan. Tabii, büyük aynen. İşte büyük şase bir denir artık, hani büyük lastikler, büyük işte iz açıklığı fazla. Tabii, falan filan. Aynen, komple farklı arabalar ama yani Türkiye'de şu araba yurt dışında bir RS 3 kıvamında aynen gibi oluyor aynen ne yazık ki. Fiyat hani performans olarak da öyle. Fiyat hı-hı olarak da yurt dışında aynen RS alacağım paraya Türkiye'de. Bu araba günlük biliniyor herhalde abi. Ben günlük kullanıyorum aha, arabayı. Günlük aynen biliniyor bu arabaya. İşe gidip geliyorum. Ha. Günlük alışverişimi hallediyorum. Aynen. Rutin işlerde kullanıyorum. Yani ikinci bir aracım yok. Hı-hı. Yakıtı çok ekonomik geliyor. Bundan öncesinde Golf R'ım vardı. Daha öncesinde Mercedes ve BMW'yi verdim F30'a, 205'e. Abi uzun süre 9.8 aynen. Gerçi 1 saat diyor ama olsun. Aynen. Benim araba da 9.8, 9.6 falan. Bunu yakıyor. Yani ben günlük işe gidip geldiğim kilometre 30 kilometre. 30 kilometre günlük kullanıyorum. 9, 8, 10, 10.5. Ama tabii sakin gidiyorsun. Aynen. Hani şey yani yapıyorsun. Bir W205 C180'de ne yakıyorsan bunda da aynen öyle yapıyorsun abi. W205, 204 deme bana. Hele benzinli deme. Evet. Onların yakıtları çok çok fazla onların. Evet fazla. Değil mi? Aynen. F30'unki daha aşağı. Yani arasında evet, 1.5-2 evet litre oynuyor yani. Abi yani 1.5-2 hatta bana göre 1.3 litre falan oynuyor yani benim hani kullanışıma göre. Yani F30'da da bir kıyasladığında performans hı-hı olarak yani W205 çok geride çok kalıyor. Çok geride değil yani mi? Ben söylüyorum. Siz kızıyorsunuz bana. Çok, çok doğru. Burada kullanan evet birisi var. Evet, ikisini ha de kullandım. Aynen. Sahibi oldum. Öyle bir durum var. Bu aracımızda işte daha sonradan yapılan hayalet, evet, hayalet ekran var. Yani evet o çok güzel bir şey. 2015 ama evet yüzünü fascia dedikleri, o fascia dedikleri mevzuyu yüzünü tamamen arabanın evet, sanki evet son modelmiş gibi geliştiriyor. Burada bindiğimizde biz böyle bir klip çalıyordu. Böyle bu da var. Bunlar biraz sıkıntılı işler değil mi abi? Tabii hani tabii. Şey değil böyle. Ankara'da Mesut Elektronik Allah var. Mesut Elektronik. Aynen Mesut abi. Yok tanışmadık hiç ama. O uyguladı. O mu uyguladı? İşlerleri aynen. Eline sağlık o zaman. Aynen, teşekkür ederiz. Ankara'da da bu işlerin biraz şeyi var. Şunu kapatalım. Ha. Evet. Ankara'da da bu işlerin birazcık böyle bir hani kime yaptırsak, nasıl yaptırsak evet diye bir çok bilinmezlik var aynen yani. Mesela Konya'da Konya Vakkom aynen var. Konya Vakkom abi. Bizim Muhammed abi sağ olsun aynen bizim her işimizi o görüyor. Olmadı oraya gidecektik ama burada. İyi burada halledildiyse zaten en güzeli. Standart şimdi sürüş hissi, sürüş şeyine gelirsek abi standart bir araba. Aynen. Gayet böyle keyifli bir araba. Böyle normal hani tısır tısır bir araba. Hiçbir böyle bir aşırılık yok, bilmem nelik yok. Sadece bir benim ZF'den kalma alışkanlık olarak gaza biraz fazla basma, frene biraz fazla basma şeyimden dolayı bir böyle dur kaklarda sallıyorum abi. İşte ilk kullanışlarda fren çok bunda tepkisi ani oluyor. Evet. Alışma süreci istiyor. O da birazcık S3 olduğundan herhalde. Evet, evet aynen. İşte kupralar buna hep bunları şeylerine takıyorlar işte. Kaliperlerini takıyorlar. Hatta aynen benim Efar'a falan da çok istemiştim işte. Dizel Leon'uma da istemiştim. Efar'a da istemiştim.
nasip olmadı. Ama ortak platform. Yani bu çok güzel bir şey. Bu araba MQB platformu. Golf da aynı, Leon da aynı, Passat da aynı, Tiguan da aynı, Superb da aynı. Hani şeyler de aynı. Hani MQB olarak aynı yani. Platform olarak aynı. Hani şey diyor, Volkswagen'in söylediği şey, arabanın işte şu ön kulelerine kadar bütün araba, yani ön kule işte firewall dedikleri şu arabayı ayıran duvara kadar bütün MQB platformları aynı şasi olarak. Gerisi farklı işte. Audi farklı bir şey kullanıyor. İşte Skoda, Volkswagen farklı kullanıyor. Seat farklı kullanıyor. Bir de tabii ki süspansiyon, takım, işte taşıyıcı malzemeler, hani onların kalitesi, onların teknolojisi fark ediyor tabii, ki. Aynen. Zaten farkı da burada anlıyorsunuz. Hani MQB platformu ortalama, her şeyin ortasında bir platform. Ama siz premium malzemeleri takınca o MQB platformuna, işte premium süspansiyonu takınca, orada form değişiyor. Premium malzemeler takınca, hani amortisörü, yayı, işte taşıyıcıları, bilmem neleri, süspansiyon geometrisi, hepsi çok fark ediyor ve MQB şaseyi böyle tık, bir tık değil, böyle 3-5 gömlek üste taşıyor. Benim en çok sevdiğim şey o S3'te. Golf R'dan S3'e dersek, yani Golf R, Golf 6R kullandım ben, 7R kullanmadım ama çok isterim. 7R varsa aslında birisinde kullanmak 7R. Çok isterim. Çünkü çok merak ediyorum. Yani ikinci S3'ümüz bu bizim. O Afyon'daki S3'ü de biz hani normalde de biniyorduk ediyorduk. Ahmet sağ olsun. Onu ben çok keyifli olmuştum. Bu da böyle standardı. Hatta o araba biraz yüklüydü. Biraz yüklü olduğundan biraz sinirli bir arabaydı. Böyle normal kullanımlarda da böyle bir sal gidelim, bir çatırtı patırtı, bir böyle bir yırtıyordu falan böyle. Normal bir merak etmiştim. Normali gerçekten normalmış yani, gayet. Bu stok tabii. Bir Golf 6R'da bende vardı. Stagic Plus araba. Yani onunla bir launch kontrolü yaptığımda kavramanı tak diye bıraktım. Aynen. Net hissediyordum. Bunda mesela launch yaptığımda öyle bir şey yok. Sanki tabii normal bir kalkış yapıyormuşuz sır gibi. Kalkıyor. Evet. Ya bu da aranan bir şey. Çünkü hani her gün binildiği için tabii, bu arabaya. Siz her gün böyle launch'ta kalkmıyorsunuz zaten. Her gün işinize gücünüze gidiyorsunuz. Sakin bir araba ihtiyacınız var. Ama bu sakinliğin yanında da hani 300 beygir diyelim artık. Hani 300'e yakın bir beygir diyelim. 300 beygirlik bir makine ayağınızın altında duruyor. Hani sizin gaza basmanızı bekliyor. O gerçekten keyifli bir şey. Gerçekten unuttuğumuz bir şey. Türk halkı olarak 1.6'lara, 1.0'lara, 1.4'lere. Artık onlara alıştık yani. 1.5'lere. Hacim olarak aynen, bize yüksek geliyor. Yani. Mahkum kaldığımız için bunlara birazcık böyle binince insanın böyle aklı fikri bir yere gidiyor. Evet. Çok keyifli işler bunlar. Ben de çok seviyorum ama işte bir Golf 7R kavgamız oldu ve verdik kavgayı ama alamadık. F30'a döndük. F30'a devam ettik yolumuza. Ama yani ben şöyle düşünüyorum. Yani benim gidişat, yani benim istediğim şu araba konusundaki gidişatım bu arkadaşlar yani. Bu arkadaşlar gerçekten hani her şeyin ortası. Evet, hepsine cevap veriyor. Yani. Hepsine cevap veriyor ve hepsine iyi cevap veriyor. Yani şöyle bir sıkıntı var. Her şeyin ortası demek hiçbir şeyin en iyisi değil demek. Ama öyle baktığın zaman hadi bunun en iyisini alalım dediğin zaman fiyat çok uçuyor. Bu sefer işte düz kullanılmıyor. İşte süspansiyonları aşırı sert oluyor. Yok Nürburgring Edition, yok bilmem ne, işte Öhlins'ler, bilmem neler. Cartlar, biz niye, ne oldu ki? Aslında anlamadım. Hani şeridimizdeydik ama. Abim biraz heyecan yaptı. Valla. Kafayı bir kurtaralım şuradan. Abi bu güzel. Evet, bu güzel işte. Aynen. Bu işte hani çok özlediğimiz işler bunlar. Böyle hani bastın mı gitmesi arabanın. O his gerçekten kibar hisler, güzel hisler. Ve standart da patlıyor abi egzoz. Patlıyor. Özellikle dinamik modda daha net duyuyoruz. Bayağı bildiğin güzel patlıyor egzoz. İçeride bir de hoparlörlerden de motor sesi geliyor. Öyle mi? Bak onu bilmiyordum onlarda olduğunu. Öyle bir sistemi var. Stres oldum ya. Korna morna lan araba. Ya işte abla. Nazar boncuğu gibi. Aynen. Nazar boncuğu gibi parlıyoruz. Allah korusun yani. Korktum yani. Şey zili tepemize çıkınca. Şipçide. Anlamadım Ankara'nın yani. Ankara'nın her yerinde var bu korna falan. Sarı yanmadan kornaya basıyorlar. Abi şerit şeridimizde gidiyoruz yani. Ben kendimi sorguladım lan. Ne yapıyoruz acaba? Sadece bizim oralardan var diyordum. Buralarda da var. Ya buralar zaten.
Evet, şimdi trafikten kurtulmayı bekliyoruz biraz. Çünkü bu arabada böyle trafikte çok keyifli. Hani sıkıntı olmuyor ama böyle altınızda 300 beygir makine varken ışıktan ışığa böyle gaz fren gaz fren gitmeyi çok keyifli bulmuyorum açıkça söylemek gerekirse. Ama abi ortalamam beni gerçekten şaşırttı. Hani biz benim Noyan arkadaş, Allah Allah, bugün böyle bir bugün böyle bir neyse bu, anlamadım. Neyse şuradan kurtulalım abi de bir an önce. Noyan'ı alacaktık, benim bir arkadaşım vardı belki bilirsin. Beyaz F30'um vardı benim. Ya, beyaz F30'un evet, sahibiydi. Evet. Beyaz F30'u sattığımızda Noyan'ı alacaktık. Hatta SS Motors'ta falan vardı bir tane. 2014 modeldi hatta o. Ondan alacaktık. O zaman çok araştırmıştık. O bana yakıtlarının biraz daha böyle 11-12 seviyesinde yok, olduğunu söylemişti. Yani kullanıma bağlı abi. Ha, ben de yani. O kadar yakmaz oğlum falan demiştim. Ya kullananlar öyle diye, yani şimdi, onun sorduğu insanlar öyle cevap genelde vermiş. Genelde kullananlar da genç arkadaşlar olduğu için. Hani sert ben de gencim ama ben biraz daha sert bilmiyorum arabayı. Hem arabaya kıyamıyorum hem de genelde çocuğum oluyor arabada. Sert biniyorlar. Sürekli lambadan lambaya gaz denince ortalama 12'leri buluyor. Biraz önceki gibi gazla gazla git olunca tabii sürekli yapınca. Ama genelde hani böyle bir bulvara çıktığınızda bir araba solladım, biraz bastım falan. 9.5 onu geçmiyor yani. Geçmiyor. O önemli işte. Yani benim aradığım şey de zaten arabada birazcık o. Güzel ama o değer beni gerçekten bir tık daha yaklaştırdı bu arkadaşlara beni. Çünkü ben hep yakıttan korkuyordum, hep yakıta şey yapıyordum. Hani öyle bir düşünce yok şu an için. Hani ben bunlardan alayım düşüncesi yok. Biraz S3 çünkü biraz pahalı, pahalı herhalde değil mi? Biraz değil, bayağı çok pahalı. Çok uçtu abi sanki değil mi? Ya benim de almak aklımda açıkçası yoktu abi ama işte Golf R'ı verdik, bir ticaretimiz oldu. Bir abimiz araya girdi, ya al dedi falan. Biraz böyle kendimizi sıkıp... Ya temiz araba oldu mu zaten, kaçırmamak lazım. Hani durumlar da hani müsaade ettiği sürece en iyisini almak lazım. Yani bir yerde o önemli. Bir yerde çünkü öbür türlü güzel arabaya binemiyorsunuz, alamıyorsunuz. Piyasa zaten çok garip. Hani S3 piyasası hele çok garip. Yani benim kazasını bildiğim arabalar var. Kaç paralara satılıyor falan böyle. Arada sar kayıtlı bilmem ne, hani sorun değil. Yani onlar bir nebze yine... Hani kayıt ne olduğunu bildiğin sürece çok büyük problem olmaz kayıt ama... Kayıt kadar fiyattan düşüp... Hani bir de böyle bir kayıtlı, hani bitmiş arabalar vardı birkaç tane böyle bir... Mavi var, siyah var, bir tane bir tane o beyaz mavi var. Sedan herhalde. Sedan, aynen. Hani herkes biliyor arabaları. Ben bu piyasanın içerisinde çok yeniyim. Ona rağmen biliyorum. Aynen işte. O arabalar bilinen de arabalar. Ona rağmen fiyatları... Evet, çok fantastik fiyatlar. Hakikaten. Dedim bu arabalar o paralara satılıyor mu? Ben de şimdi o paraları görünce bu arabayı aldığım para çok mantıklı geldi bana. Evet işte. Dedim yani aynen hani, öyle. Büyük ekranı var, hayaleti var. Evet, yani alınır dedim hani bu araba, neden olmasın. Ha, sen almadan yapılmıştı bunlar. Bunlar ben almadan önce yapılmıştı ama tamam. Bunu yapan arkadaş Mustafa Buğra da arkadaşım benim. Ha, bu arabanın yani, eski sahibi. Aynen öyle. Zaten beraber yaptık. Yani ben de yanındaydım takılı. Ya bak o işi ise ben severim arkadaşlar. Yani araba aldığı çıkmıyor. Aldığı fiyatı da biliyorum. Ha, aynen. İşte araba şeyden çıkmayınca, araba böyle hani eşten dosttan arkadaştan çıkmayınca temiz araba, güzel araba. İkinci sahibi de izleyici çocuk. Ben zaten satar mısın diye bir sohbette bulundum. Şakasına abi bak biz baktık almışız arabayı. Öyle oldu. Nasıl bir şey işte. Ya yani dedim ne harcadıysan verelim karşılığını. Aynen. Hakkını verelim. Ya öyle olması lazım zaten. Arkadaşa, eşe, dosta hani insanlar işte şey modunda. Ya işte ucuza ver, ucuza ver. Ya ucuza vermesin abi. Arkadaşınsın. Kesinlikle abi. Hani arabaya da masraf yapıp güzel biniyorsa hani hakkını verip alması gerçekten güzel yani bir şey. Adam hiç servisten çıkarmamış arabayı yani. Araba 80 binde 75 bin bakımına kadar servise sokmuş. Onlar önemli bu arabalarda. İşte, MQB'ler. Ben aldıktan sonra bir Haldex, yani daha doğrusu Quattro diferansiyel yağını değiştirdim. Haldex mi Quattro'da mı yoksa? Ya bunlar abi orada da bir söylenti var ama ben forumları biraz okuyorum. Bu çatpat İngilizcemle. Orada Quattro diyorlar bastıkça. Abi niye şey? Hoşuma gidiyor. Sağda oturmak daha güzelmiş. İlk defa oturuyorum. Niye peki şey? SC niye abi devrede? Orada araba çünkü niye sarıyoruz? Araba çünkü dört tekerden sarmaya düz başlıyor. Düz yolda niye sarıyoruz onu i̇şte anlamadım bunu ben. Bunun bir güzelmiş. Sportu var. Bir sport var, bir de tamamen kapalı sar. Kapalı da hiç sarmıyor. Ama orada da yırtıyor. Yan yan gittiğini fark ediyorsun. Sporu alalım çünkü çok
bıraktığım zaman gazladığında böyle tır 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 kesiyor böyle. O aynen, o, aynen. O da çok sesi çok güzel. Umarım çıkıyordur sesi. Mikrofonum yok yanımda ama umarım sesi çıkıyordur. Gerçekten keyifli işler. Abi bu araba aynen. Tamam, bir trafikten kurtulduğumuz iyi oldu. Abi şey dedin, Haldex değişti dedin. Evet, Haldex yağı değişti. Ha yağı değişti. Yağı değişti. Tamam yani, tamam Haldex abi soruyorum bunu zaten. Bunların Haldex yağları yani Haldex'lerin Quattro, o konuya çok girmeyeceğim çünkü çok kesin bir bilgi ben de bulamadım o konuda. Yağları bayağı bir problem, hani değişmesi gerekiyor sürekli. Ben de nereden biliyorum? Bu T5, T6, işte T5.5, T5.1 falan bu transporterların şeyleri var. İngiltere'de manyakları var. Ve abi İngiltere'de bu motorlu transporter var. Yani 4-4 ayı. 4x4, 2.0 TSI, 4 motion. Yani. Hani bildiğin bu arabadan transporter var. Yani İngiltere'de. Türkiye'de de bir tane var o araba. Öyle mi? Aynen. Çok güzel. Yani onları gördüm. Onlar sürekli mesela Haldex yağı değiştiriyor böyle. Onların bir tane Instagram şeyi var. Profili var. Sürekli Haldex yağı değiştiriyor. Bir baktım ondanmış. Zaten dedim, çok almıyor. 3 litre falan bir yağ alıyor. Aynen. Yağ biraz pahalı ama evet. Bu arabaya da biniyorsan abi, acımayacaksın, değiştireceksin. Yani bu arabaların birazcık o şeyi var. Yani bunu alayım, hani bütçe yapayım, bineyim olayı olmuyor. Tabii, tabii. Bu araba ne istiyorsa onu birazcık ben vermek zorundasın. Servise dedim ki yani hani geçmişine bir daha bakalım, eksik bir şey var mı? Yani dedi Haldex yağı değişmemiş, 60.000'de şansman yağı değişirken atlamışlar herhalde. Dedim değiştirelim o zaman. Aynen. Haldex yağı da canı bu arabaların. Tabii. Yani ister istemez. Kesinlikle. Bu arabalarda can oluyor. Evet. O da önemli bir şey. Şurada çıkacak mı? Çıkmayacak. Çıkmayacak. Gibi duruyor. Abi çok güzel ya. Oh. Patırtı da güzel. DSG fart. Osuruklu DSG. Seviyoruz. Allah. Hoppa. Ne o kötüymüş abi, kusura bakma. Hesaplar. Burada biraz İşte süspansiyonda, konforta biraz daha az hissediyorsun. Abi biz neydeyiz? Şu an autodayız. Otonomuz. Evet, dinamiğe de alabiliriz. Nasıldı? Şuradan. Aynen, o şekilde. Ha, şimdi dinamikte. Sol altta. Aynen. Sol altta ekranda. Şimdi sporu aldı. Evet, zaten şanzımanımızı da sporu aldı. Süspansiyon da sporda. Şimdi hücum bu senin ayrın abi. Aynen. Efficiency, az yakan, comfort, auto çokmuş. Evet, sesi değişti. Ses değişiyor. Ya. Yalnız 180-200'ü biraz acımasız mı? Biraz acımasız. Biraz abi. Acımasız mı? Böyle bir yarın yok gibi 180-200 yapıyor araba. Evet. 100-200'ü de bu arabalarda ben daha ölçme fırsatı bulamadım ama 9 saniye diye biliyorum. Yani iyi bir değer. Ya standardı böyleyse standardı zaten. Standardı iyi bir değer aynı. Downshift'ler falan çok aldık. Güzel ya. Aldık mı? Aynen. Heh, evet, 99. 89. 89 mu? Yok, 99 plaka ha. 89. 89'a geçeydim o zaman. Şimdi tabii meşhur, hani birazcık ses olacak ama buraya yani 300 beygir bir arabayla buraya gelmeden olmazdı. Kesinlikle abi. Yani. İşte biraz benim ayağımın şeyi 10 litre oldu. Ortalama. Birazcık arttıracağız abi senin ortalamayı ama kusura bakma. Hiç problem. Yani S3 hani arabadan bahsedecek bir şey yok. Audi'nin zaten hani premium bir olayı. MQB yani Golf Leon'du, C sınıfı bir araba alacağınız zaman alabileceğiniz en böyle premium arabalardan bir tanesi. Ne A serisi benim gözümde, ne 1 serisi premium. Bu araba gerçekten premium yani çünkü his olarak. Ha, his yani. Olarak işte şu yani şeyleri olsun, yumuşaklıkları işte şu malzemeleri. Hani böyle dokunuşları, hissiyatı, sessizliği. Bu araba aşırı sessiz. Evet. Hani sen bir de yap. Bu araba aşırı sessiz. Ona çok şey yapmak istiyorum. Onu söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten A3'lerin, S3'lerin bu ses olayı benden alıyor gerçekten. Evet. Keyifli. Ekstra bir şey yok herhalde değil mi? Yok standart, yani tamamen. Standart tamam. Ben Leon ve Golf sahibi de oldum. Bu konuda mesela Golf de beni biraz üzmüştü açıkçası. Ya herkes öyle diyor. Golf Leon'dan daha iyi diyor çok, ama çok şey bekliyordum ama vermedi. Aynen, o vermiyor. Hissi. Leon'dan aynen. Sonra vermiyor. Sola çıkıp kapatacaktım ama şu an buralar tuz, evet. Leş gibi olduğu için taş iz bilmem nesi.
yol bitsin diye bekledik. Biraz basalım. Zaten sarmıyor. Zaten atıyor şeyleri, taşları. Buralara hep bir şey tuz dökmüşler. Sol şeride tuz dökmüşler. O yüzden sağ şeritten gazlıyorum. Hani yanlış anlaşılmasın. Oralar kullanılmamış herhalde. Evet. Öyle olunca birazcık tuzu kalmış. Şu arkadaşı nasıl geçeceğiz ona taş yapmadan. Sağından geçelim o arkadaşı. Şu sola çıkarsak bayağı taş yaparız oradan o adamı. İşte sol şeritte o aynen. Olayı gören herkes sağa geçiyor. Aynen. Gaz kullanıyor. Abi fantastik bir şey ya. Gerçekten. Nereye kadar gidecek ben de merak ediyorum. Yol müsaade ederse gider de. Evet. Yokuşları. Kasmayalım yokuşları. Yazık arabaya. Geçenlerde 1266'da ben geldim. İlk defa zaten. O zaman bastım. Daha da alıyordu yani. Ama tabii yol. Evet yani şu anki yol şartları hiç hoş değil yani. İleri gerçekten güzel. Evet. Yani 7'den sonra, 8'den sonra 6 ileri araba gibi hissettiriyor yani böyle. Tam spor olarak. Keyif aldırıyor yani. Hani düşüşleri bilmem neleri. Uzun devir bandı. Evet. Tamam. Buranın asfaltı biraz kötü. Bir de altında şey var. Michelin Pilot Alpine mi var abi? Alpine 5'ler var aynen. Abi alınabilecek en güzel lastik, kış lastiği, Pilot Alpine abi. Yani Michelin Alpine ya. Değil de Michelin Pilot Alpine abi. Bu işin evet, hani ne Nokia'nı, ne Pirelli'si, ne Sotto Zero'su, ne bilmem nesi yok abi. Bu işin noktası Pilot Alpine. Yani daha üstüne alabileceğiniz bir tane daha lastik yok. Ne yazık ki fiyatları. Evet, çok her güzel şey olduğu gibi. Her güzel şeyin pahalı olması gibi bu da bayağı bir pahalı. Yapacak bir şey yok ama yani, hani dediğim gibi olabilecek, alınabilecek en güzel lastik evet, benim gözümde. Şimdi bu denli bir arabaya binerken gönül de el vermiyor tabii, yani. Tabii abi yok işte yani. İyisi hangisiyse araştırıyorsun, onu takayım istiyorsun. Yani olması gereken o zaten çünkü Allah korusun yani yolda giden araba yani. Hani bir de hızlı gidiyorsun ve 250 ile viraj evet. Döndük mesela biraz önce. Aynen. Yani lastiğimiz Petros olsa bilmem ne olsa. Ve eğimli bir yol. Hani eğseniz geldi de. Buna gazlıyım dedim. Yok oluyor ya. Yok oluyor yok. Yani. Otobanda yok oluyor. Arkanızda kim varsa. Keyifli makine. Yani ortalamada bu kadar gazlı. 12 ya abi. Yani hiçbir şey değil. Kaç kilometredir gidiyoruz. Ve viraj işi de gerçekten hani quattro zaten hani bir önceki stüdyomuzda da evet, çok evet. Keyifliydi hani o arabada da çok keyif almıştım. Bu arabada da gerçekten yani şeysiniz ya hani çok rahatsınız ya bu yani bu çok kötü bir şey. Şimdi bundan in normal arabaya bin o çok güzel ya çok evet. Güzel yani ben hani ben üzülmem. İşte benim değil ama hani bu arabaya sahip oldun evet, abi şimdi. Aynen. Sen bunu satacaksın. Arkadan hiç bir arabaya geçeceksin. Olmayacak. Ben mesela F10 düşünüyordum. Golf'lardan sonra. Yani alamadım. Çünkü hani 5.20, 1.6, 170 beygirlik araba. Aynen. Ağır araba. Üzecek. 25 dizeli bile yetmiyor abi. Yetmiyor. Görüyor musun? Duyuyor musun? Aynen. İzleyici. Duyuyor musun? Yerler şey, yerlerde tuz var. Araba da hani o kadar güçlü ki tafa gaz yaptığımızda sarıyor. Vallahi sapık ya. Ya işte bu arabalar yüklü halleri falan zaten artık hani son noktası bu. Şimdi standardı da çok başka gerçekten. Bu arabalara 700 beygirlerde biniyorlar. Yani
Abi 700 beygir günlük kullanımı pek uygun değil. Yapıp yaşıyorlar böyle. Zannetmiyorum. Günlük kullanımı uygundur diye. Yok abi ya. Vazgeçiyorsundur. En az bir şeyinden, iki şeyinden vazgeçiyorsun. Çünkü bu kadar, evet. Sarıyor. Yani tabii yolda böyle sarmıyor ama sadece yoldaki gelsin, şeyleri toplayıp atıyor. Normalde bıraktığı şeyleri. Şase ama 260 ile frene basıyorsun abi viraj dönerken. Hiçbir sallamıyor. Önü başı ayrılmıyor, gelmiyor. Hani bu işte ekipmanların güzel olmasının şeyi bu. Aynen. Yeter. Ha bir de D'de basmışız, neyse. Ben sporda da değil. Aynen. Ama sonumuz muhtemelen değişmeyecek. Değişmez mi? Aynen. 266 limitör var sanki. Aynen. Çünkü duvara çarpıyor. Evet, 6 7 dedi kaldı. Aynen. 7 dedi geri 6'ya düştü. Bir de yokuş aşağıydı. Evet. Limitör var muhtemelen. Abi hayranım ya. Yani VQB tamam, hani önden çekişi golfler falan çok güzel arabalar değil ama hani bu 4 çekerli mevzusu, yani S3 mevzusu güzel abi. Yani sağlam iş görüyor. Abi bak 860 viraj, frene basıyorsun bir de. Bir de frene basıyorsun. Yok, şeridi ben şeyden değiştiriyorum abi, hani şey bozuk diye değil, satı yok, bozuk diye yok. Hani şey var, tuz var, bilmem ne var. En azından Allah korusun, hani bir araba saçmalarsa bir en azından bir toleransımız olsun. Tabii. Babında hani viraj çizgisi modunda gidiyorum. Hani o yol şey olsa, yol dümdüz olsa zaten çizgisini hiç bozmadan bozmasın, devam eder gider iş. Kafasını falan çıkarmıyor. Ki hayran oldum ya, 260'da frene basıyorsun viraj dönerken, evet. Araba tam yükteyken frene basıyorsun, tamam hani lift off oversteer olur normal araba, bunda frene basıyorsun, ona rağmen saçmalamıyor yani. Ki SC'miz de sportta zaten saçmalasa müsaade eder biraz saçmalamamı zaten. Hani SC'nin şeyi değil yani, SC kurtarmıyor seni yani, araba şasisi şey hani sağlam duruyor. Ya işte güzel abi. Bu arabaların fiyatları bu yüzden böyle. Yani bu arabalar bu yüzden pahalı. Yani 7 R'la da kıyaslayınca aslında aynı. Benim en merak ettiğim fiyatlar. Şey abi o ya. 7 R hani varsa bir takipçimiz 7 R'ı varsa abi seni de çağırırız. Hani evet. Ya o da bakar S3'e, hani biz de bakarız 7 R'a. Aynen şöyle bakarız, hani öyle bir arabası olan varsa gerçekten mükemmel olur. Abi çok keyifli. Bambaşka bir şey. Yani, olay gerçekten. Ama bir Golf 7 R'cı bir arkadaşımız vardı ya. Abi biraz sert gireceğim, özür dilerim. Heh, tamam. Kamyon taş şey atmasın mavında. Arabamız da yanıyor, kıpkırmızı zaten. Gelsin bir nazar değsin modundayız. Allah korusun. Allah korusun. Şuradan girelim. Sakin diyelim. Oralara gitmeyeceğim. Biraz daha sakin sürüş. Sesi mükemmel. Evet. Sesi gerçekten güzel. İndüğü şeyde, dinamikte. Aa dur abi. İstemiyoruz. Sen yeni gazladık. Aynen. Yeni gazladık. Kardeş bir sen bir dön. Sen bir yağla. Aman diyeyim. Ya böyle şeylere dikkat etmeniz lazım. Ha şey diyelim abi. S3 ile yaşamak diyelim. Ya yani
S3'le mesela ne gibi handikapları var mesela? Mesela işte start stop kullanmayacaksın kesinlikle. Kesinlikle aynen. Hani ben bazen unutuyorum. Hı-hı. Start stop devreye giriyor. Ya diyorum niye giriyorsun hani. Aynen. Bunu koymaları biraz bu arabaya saçma olmuş. Ya işte yakıt Euro 6, Euro 5 hesabından yani, dolayı zorunlu koyuyorlar. İşte efficiency modda biniyorsan start stop'la beraber binebilirsin ama hani bir individual modda kendini ayarladıysan. Ben genelde Comfort'ta biniyorum, start stop'u da kapatıyorum. Aynen. Ben biraz de böyle... start stop'u hatta şey ayarladık biz. Start stop kapalı çalışıyor benim arabada. Şey, o çok güzel özellik şey. Olarak. Aynen. Bunlarda da var mı öyle bir şey? İşte sabah kalktın araba bir 30 saniye 40 saniye. Gerçi her arabayı öyle yapman lazım. Aynen, yani kesinlikle. Sonuçta şey değil bu yani. Hani her araba bir yağlanması lazım evet. Yani. Bir böyle bir kendine gelmesi lazım o. Hele ki Ankara gibi soğuk bir evet. memlekette çalıştırıp yürümemek lazım. Çünkü yağ ne kadar ki bunların ya kaç koyuyorsunuz abi buna? Buna 10.50 mi giriyor? Ben 5.30 diyebiliyorum ama. Mı? Ha 10.50'ler yazılımlılar 10.50 falan yazılımlı, kullanıyor biraz herhalde. Biraz daha kalın yağ kullanıyorlar aynen. 0.50 10.50 falan hani yazılımlılar dolu arabalar biraz kalın yağ kullanıyor. O da şeyden çok ısınıyor. Yağ özelliğini erken kaybetmemesi evet. için. Öyle bir yağ kullanılıyor. O yağla soğukta çalıştırdığın zaman yağ değil böyle jöle kıvamında bir şey oluyor karterde. Evet, evet. O 10.50'lerde bilmem nelerde. O anda nelerde. Zaten aşınıyor yani. O anda zaten hani çizgiye korumanız geçiyor. Bilmem neniz yoksa zaten hani yağın özelliği, katkıları bilmem evet. neleri o korumalar yoksa zaten direkt o zaten bir toleransları bir yiyor. 5.30'da bu şeyde bu memlekette 5.30 yapacak bir şey yok. Bu 5.30 kullanacak. Belki yazın 5.40'a geçebilirsiniz ama hani tavsiye ne ediliyorsa ondan devam etmekte fayda var. İşte şey olarak yani günlük buna dikkat ediyoruz ama hı hı. Golf'ar varken işte daha uzun süre çalıştırıyordum. Hı hı. Durduktan sonra biraz daha çalıştırıp yağlandım. Aynen turbo timer devreye sokuyordum. Bunda ama öyle bir şey yok. Durduktan sonra da işte bir eğer gaz alıysam 1,5-2 dakika çalıştırıyorum. Hı hı. Eğer normal kullandıysam da yine bir 30-40 saniye bekliyorum. Ya aynen o zaten hani şey meselesi yani her arabada alışkanlık böyle yapmak lazım da böyle yüklü hani standartından da yüklü mesela evet. F31.6'lar da öyle. Evet. Standarttan yüksek beygir arabalar zaten yüksek şeyde çalışan yazılımlı modunda çalışan arabalar o arabalarda da dikkat etmek lazım. Yani 1.4 TSI'ler biraz daha normal standart oldu artık yani standart arabalar oldu. O yüzden çok onlarda şey yok hani ihtiyaç gerek yok ama dediğim gibi yani bu arabada bir işte start stop çalıştırmayacaksınız. İki işte çalıştırıp kapatırken dikkat edeceksiniz. Evet. Üç bir daha abi kaliteli benzin değil mi? Kesinlikle. Kaliteli benzin. Benzin konusunda da biraz sıkıntı yaşıyoruz aslında. Hani Türkiye'de evet. Oktan 95 konusunda. Oktan diyorlar ama hı-hı. bu araba minimum 95 oktan kullanması lazım. Tavsiye edilen 98 oktan. 98 zaten bulamayız. Aynen. Ancak işte katkıyla, tolyenle falan 98'e getirebiliriz. Onu da işte nasıl ayarlanır artık yazılımla yakıt ayarıyla %30 tabii. falan koyuyorlar. Ya da ya işte mantığı böyle ona göre olması gerekiyor. Aynen. Aynen. İşte ben bakıyorum şeyin PDF'lerine falan bakıyorum. Kesin şey söylemiyorlar hepsini tabii. Tabii bunlar tabii. hani Coca-Cola'nın aynen. şeyi gibi sır olduğu için. Yani böyle bir arabaya biniyorsanız birazcık evet. o işleri gözlemeniz lazım ki arabanın mesela onu şeyde sürüşte bile hissediyorsunuz. Mesela basıyorsun ya hani bu şeyde araba teklediği anda, avans vurduğu anda hani böyle evet. bir hani böyle bir patırdadığı anda onu hissediyorsunuz ve onun yegane sebebi yakıt abi. Yakın, yani yakıttan ya, başka aynen. bir şey yani araba hani bobin mobin diyeceksin ama bu arabaların da öyle bu motorların kolay böyle kolay bobinleri falan kolay kolay bozulur. Öyle kırılan, bozulan, kötü evet. olan malzemeler değil. BMW bobinleri hastalıktır mesela. Bozulur. N54'lerde özellikle bu 3.0 çift turbo evet, motorları evet. vardır. 2JZ, BMW'nin 2JZ'si derler o motorlara. O motorların bobinleri sürekli bozulur. Şey yapar. Benim arabanın bobinleri sürekli bozulur. İşte 80-100 bin kilometre gittiği zaman bobini atarsın çünkü benzinlendirsin. Hani bunlarda öyle bir sıkıntı yok. Bunların zaten bobinleri hani özel bir de Ares bobin falan alıyorlar. Ares bobin falan alıyorlar. Evet. Onları aldım mı zaten ömürlük kullanılıyor. Evet. Bu arada Ares bobin meselesi de şöyle. Ares bobin size güç vermiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Öyle bir dünya yok. Hani öyle Ares bobin taktık arabaya modunda.
takılan TSI'ci arkadaşlar var. Hani takın, çok güzel bir şey. Ama Ares bobin dediğiniz şey sadece yanmayı sağlıklı kılıyor. Yani bujide olduğu gibi yani. Bujide mesela güzel takarsınız, o da beygir vermez. Sadece hani efektif bir yanma sağlar. Buji bobini güzel takmanız bu efektif şeyi, yanmayı uzun vade, hani sürekli her zaman efektif yanma sağlayacak diye hani garantilemiş olursunuz. Onun harici bir şeyiniz olmaz. Abi ben tahmin ediyorum sen bu arabayı yüklersin. Sen o işleri bildiğin için Golfar'dan bence bu arabayı yüklersin. Yani bu böyle bir standart testi yapmış olalım böyle. Evet, daha sonrasında hani bir yüklüsünü yapabiliriz. Stok test etmiş olalım, bir de yüklüsünü test edelim inşallah. Güzel günlerde sağlıkla bin abi. Ederim, çok teşekkür ederim bu arabayı da. Ben teşekkür ederim abi. Bana böyle sür diye getirdiğiniz için. Her zaman. Ben sürerim abi, çok severim ben. Çok sağ olun, teşekkürler. Sizlere de teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım hani faydalı olmuştur. Ben biraz hevesimden çok bilgi aktaramıyorum böyle testlerde. Biraz kaçırıyorum olayı. Ama hani sizin de aklınızdaki soruları, hani bu arabayı almak, binmek isteyen insanların aklındaki sorularla beraber, yani bu arabayı merak eden insanların da akıllarındaki soruları cevaplamışızdır İnşallah diyorum. Ve tekrar trafiğe kopuyoruz, yırtılıyoruz biz şöyle tekrar trafiğe. Gene mi? Kardeşim, efficiency'yi aldığımız aynen için arabayı. Böyle. Bugünkü ortalamamız 12.5. Bence gayet iyi. Ama yani çok çevre yolunda için gazladık. Aynen. İki kere gazladık, şey yaptık. O yüzden benim araba da zaten gazlayınca 12, 13, 14, evet. 15, 16 falan. 16. Hani mesela şu yaptığımız şeyi 1.4 TSI ile yapıyordum ben, hı-hı, abi. 16.5 litre falan yakıyordu. Aynı yolda. Benim station'la, evet, basıp geliyordum aynı şekilde. 16.5 litre yapıyordu. Ya işte o hacim abi biraz küçük kalınca arabada ister istemez işte, çok yapı hani yük meselesi. Böyle neyse. Uzatmayalım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Biz gidelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şimdi SSC'yi kapattık abi. Lunch yapacağız. Lunch kalkacağız. Öyle bir video vardı ya. Lunch kalkacağız diye. Kıbrıslı bir arkadaşlar. Şeyi aldık. Geldi lunch değil mi? Evet. Şeyi aldığımız anda geliyor. Dynamic almamız gerekiyor mu? Bunu almamız gerekmiyor da yine de alalım. Biz. Aynen. Ne olur ne olmaz. S'yi aldık. S'yi aldık. Devir yükseldi. Aynen. Şu an fren tapa gaz 4000'de geliyor. Yani şu an launch'ta araba. Hmm, şimdi tamam. Böyle kalkacağız. Tamam abi. Ay. Yani lastik kokusu böyle. Bura lastik bura. Kokusu yalnız özlemişim. Lastik kokusunu özlemişim. Lastik kokusu yalnız özlemişim. Lastik kokusunu özlemişim. Oh, lastik kokusunu özlemişim. Abi çok güzel bir şey ya. Of. Ve hani kışlık çok ciddi tuttuğu için de tabii. Çok başka bir şey ya. Yani o his bambaşka bir şey ya gerçekten. Hani çok değişik bir kafa. Yani böyle dört teker kaydığındaki o böyle elinle alıyorsun böyle arabayı. Evet. Gir, yürü. Bunu özellikle bir ıslak zeminde yapınca evet, değil mi orada? Mesela yılan. Şu gibi yolda bir de hafif viraj varsa yan kalkıyor. Aynen işte. Bu çok başka bir şey. Geldik. Ho
Tamam, yeter. Yeter. Tamam, oldu. Bitti. Tamam. Lunch da bu şekildeydi. Sonunda böyle bir tatlış bir şey olsun istedim videonun. Sonuna koyalım abi bunu, evet, böyle. Yani. Güzel. Sürpriz olsun. Evet, İnce'nin bu yollarında tozlu, şeyli, buzlu, bilmem neli. Bir de ben hiç bilmeyen, lunch falan hiç alakası olmayan bir insan olarak. Hani belki bir şey yanlış yapıyorumdur. Bilmiyorum o abi doğru. Ama. Her şey hani, yolda. Eyvallah. Bu şekildeydi. Ha tamam, hadi görüşürüz.